Birçok kullandığımız uygulama var ve bu uygulamaları ücretsiz bir şekilde kullanıyoruz. Acaba gerçekten ücretsiz mi? Yoksa bu uygulamaların kullanmamız o uygulama sahiplerine bazı faydalar mı sağlıyor? Bu uygulamalar bizim verilerimizi topluyor, bizim datalarımızı topluyor. Şimdi bunu duyunca bazı arkadaşlar bu konuyla ilgili bazı komplo teorileri üretiyor olabilir. Yani işte bizim mahrem bilgilerimize ulaşacaklar. Halbuki mesele o değil. Verilerin toplanması, verilerin kıymetli olmasının başka bir yönü var. Bir reklamcı için lazım olan veri nedir? Sizin o reklamı izlemeniz, o reklamdan etkilenmenizdir. Peki siz hangi tür reklamlardan hoşlanıyorsunuz? Reklamcı bunu bilmek ister. Siz hangi tür reklamlara tıklıyorsunuz? Reklamcı bunu anlamak ister. Bunu anlayabilmesi için de veri toplaması gerekir. Yani ne yapacak? Sizin daha önce tıkladıklarınızı kontrol ederse sizin tıklama davranışınızı algılayabilir. Daha önceki izlediklerinizi takip ederse sizin neler izlediğinizi takip edebilir ve reklamlarını ona göre ayarlayabilir. İşte bu uygulamalarda sizin bu tür bilgilerinizi topladıktan sonra bu reklamcılara bu bilgileri bir ücret karşılığında satıyorlar. Ve onlar da bu sayede hedef kitleye daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Mesela bunu eskiden düşünelim. Bir bakkalsınız, bir mahallede çalışıyorsunuz. İnternet çağından önceki durumu düşünelim. Bakkalınızda ne satacağınıza nasıl karar verirsiniz? Oraya hangi ürünleri getireceğinize, müşteriye nasıl davranacağınıza nasıl karar verirsiniz? Tecrübeyle karar verirsiniz. Yani daha önce bir malı getirmişsinizdir, satamamışsınızdır, bir daha getirmezsiniz. Veya daha önce bir malı getirmişsinizdir ve çok iyi satmışsınızdır, onu bir daha getirirsiniz. Müşterilere bazı davranışlarınız zarar vermiştir, o davranışları terk edersiniz. Bazı davranışlar size müşteri kazandırmıştır, o davranışları devam ettirirsiniz. İşte dataları toplayabilirseniz yılların tecrübesiyle çok güzel esnaflık yapabilirdiniz. Ancak internet çağıyla işler değişti. İnternetin ortaya çıkmasıyla bazı insanlar eski işlerini yeni internet ortamına taşıyamadılar ve rekabet edemez hale geldiler. Neden? Çünkü eskiden sadece mahallelerine satarken internet sayesinde artık bütün dünyaya satacak bir fırsata eriştiler. Fakat bu fırsatı kullanabilmeleri için internetteki datayı toplayabilmeleri gerekiyordu. Ama onlar eski alışkanlıkları gereğince 20-30 yıllık tecrübelerini kullanarak satış yapmak isteyince başarılı olamadılar. Burada önemli olan kısım dataları toplayabilmektir. İşte bu internet sayesinde de bu data toplamak, bu veri bilimi dediğimiz şey altın çağını yaşıyor.